Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kore ve Türkiye'deki kültür farklılıklarını konuşacağız. İdollük çok popüler olduğu için Korelileri dans etmeyi ve şarkı söylemeyi seven insanlar olarak düşünebiliriz. Fakat Koreliler sosyal hayatlarında dans etmekten çok utanırlar ve bunu herkesin önünde yapmak istemezler. Düğünlerde bile dans etmezler. Çoğunlukla karaoke odalarında yakın arkadaşlarıyla birlikte söylerler. Okullar sabahın erken saatlerinde başlayıp akşam geç saatlerde bitiyor. Ve bazı okullarda hafta sonu dahi dersler oluyor. Dizilerde gördüğümüz lise hayatı gerçek hayatta çok farklı. Hatta bazı devlet liselerinde okullar veya sınıflar kız erkek olarak ayrılıyor. Beden eğitimi dersleri sınıfta işleniyor ya da gereksiz görüldüğü için ders programında hiç olmuyor. Ülkede resmiyet çok fazla olduğu için sadece tanımadıklarına ve kendilerinden büyüklere değil, anne babalarına da siz diye hitap ediyorlar. İkiz kardeşlerde bile sonra doğan, önce doğana abi veya abla demek zorunda. Kişisel alan Kore'de kırmızı çizgi sayılır. Selamlaşırken fiziksel temastan kaçınırlar. Sarılmak ve öpmek sadece aile arasında normal karşılanır. Arkadaş bile olsanız sarılıp öpmeye çalıştığınızda garipserler. Resmi durumlarda en fazla tokalaşmayı tercih ederler. Genellikle öne eğilerek selam verirler ve teşekkür ederler. Vedalaşırkense el sallarlar. Güney Kore'deki doğurganlık oranı Türkiye'ye göre çok düşük. İnsanlar hayat pahalılığı ve iş yoğunlukları sebebiyle çocuk sahibi olmak istemiyor. Ya da tek çocuk sahibi olmaya karar veriyorlar. Dizilerde gördüğümüz neredeyse her karakterin bir kardeşi oluyor. Ama gerçek hayatta bu doğru değil. Kore maalesef sanıldığından daha ırkçı bir ülke. Türkiye'de tarihimiz boyunca insan ve görünüş çeşitliliği fazla olduğu için herkes uyum içinde yaşamaya çalışırken Güney Kore'de başka uyruğa sahip insanların, özellikle siyahilerin birçok restoran ve kafelere girmesine izin verilmiyor. Her ülkede dış görünüşle alakalı akran zorbalığı olsa da insanlar büyüdükçe herkesi farklılıklarıyla sevmeyi öğreniyorlar. Fakat Kore'de durum böyle gelişmiyor. Dış görünüşün önemi yüzünden insanlar belirli güzellik standartlarında değilse işe dahi alınmıyorlar. Öyle ki günümüzde Güney Kore'deki estetik ameliyatı yaşı 12'ye kadar düştü. Bizim kültürümüzde ağzımızda yemek varken konuşmak, ağız şapırdatmak ayıp olarak kabul edilirken Kore'de ağız şapırdatarak yemek yemek çok normal bir durum. Hatta ağız şapırdatarak yemek yemek o yemeği beğendiğinizi ve keyif aldığınızı gösteriyor. Siz en çok hangi kültür farklılıklarına şaşırdınız? Yorumlarda buluşalım. Annyeong!